Başbakan'ın sesinin kısıklığını Can Dündar kısıklıda oturduğu için sesi kısıldı şeklinde espriyle ki espri yaptığını zannediyor. Bu, dolayısıyla bu arkadaşların espri düzeylerinde, IQ'lerinde görmüş oluyoruz. Bu insanlar kültürel ve sınıfsal Türkiye'de imtiyaz isteyen insanların espri düzeyini de görüyoruz. Espri kalitelerini de görmüş oluyoruz. Başbakan halktan, milletten hiçbir özelliğini saklamadığının da ifadesidir bu. Arada Hilal söyledi, ekranda dinleyenler işitmemiştir. Dedi ki ya diktatör olan bu sesle çıkar mı? Hani evet, karizmanın beşine düşer. Başbakan halkından sakladığı, milletten sakladığı hiçbir şey yok. Ve diktatör olan seçime bu kadar önem vermez evet, yani. Evet. Sandık ve seçim. Onun dışında işte dünyada bir numaralı önemli. Yani derecelendirme anlamda en sonunda olabilecek bir diktatörün kafasına silahı dayasanız bu sesle onu meydanlara çıkaramazsınız. İşte tam da onu söyledim ve ardından şunu söyleyeyim. Bu aynı zamanda başbakanın ne kadar halkla kurmuş olduğu ilişkinin, yani mutfağı bile ayırmayacak kadar bir ilişkinin, ki hatırlarsanız kimi mitinglerde o devasa kalabalığın içinde orada seslenen bir insanın sesini duyuyor, ona cevap veriyor, onunla konuşuyor, diyalog içine diyalog kuruyor ve sonra bıraktığı yerden olduğu gibi devam ediyor. Oradaki o içtenlik, o samimiyet, yani sesim kısıksa kısık siz de görüyorsunuz diye bir samimiyetin de dışa vurumu, bunlar önemli. Başbakan milletten başka, şu milletten başka, yani sayıyor işte etnisiteye dayalı bölüm bölüm ve mezhebe dayalı Sünnisi, Kürtü, Alevisi, Türkü vesaire. Bunlardan başka da yanlış bir güç yok.